Zamanı geldi de geçti, artık gitme vakti. Uzansam sanki dokunacakmışım gibi, her şey çok daha kolay. Kulaklarını tıkayıp dinleyince kendimi. Kanıma girdin bir kere, aklımdasın hep. Hayallerim var benim hem de çok büyük. Şu kocaman kanatlarıma bir bak. O yüzden bana dünya çok küçük. Biliyorum çıkacaksın elbet bir gün karşıma. Bir kez dokunduk kaderlerimize. Sonuçta mutluluk neydi, gülümseten neydi bizi hep sorduk. Ah neler umduk, neler bulduk, neydi şu mutluluk. Oraya koştuk, buraya koştuk, peşinden aynı tanıdık duygular ziyaretime geliyor. Öfke, hayal kırıklığı, korku. En sonunda da kocaman bir yalnızlık. Uzun bir süre uyumak istiyorum. İzin verseler kaç mevsim geçer uykumda bilmiyorum. Gözlerim bağlı. Karanlıkta el yordamıyla yolumu bulmaya çalışıyorum. Kayboluyorum. Başa dönüyorum. Sonra yine kayboluyorum. Ben hep kayboluyorum. O malum geceden sonra bir hafta geçti. Ama unutamıyorum. Gözlerimi kapattığımda hala aynı korkunç anları hatırlıyorum. Herkes özünde iyi niyetli olabilir. Ama kim olduğumuzu niyetimiz değil, hareketlerimiz belirler. Benim dünyam bu kadar nefreti kaldırmıyor. Her ne olursa olsun, Eren bu duruma gelmeyi hak etmedi. Batu devamlı beni aradı. Açmadım. Defalarca karşıma çıktı. Yolumu değiştirdim. Hiçbir açıklama yaşadığım şoku atlatmama yardımcı olamazdı. O da vazgeçti sanırım bir süre sonra. Beş gündür onu görmüyorum. Hepimiz paramparça olduk. Bambaşka köşelere dağıldık. Her şey bir anda soğudu. Bu yaz güneşi bizi yeniden ısıtır mı? Gözlerim ufukta bir mucize bekliyorum sanki. Ama bu kadar derin bir yaranın bu kadar çabuk iyileşmesini beklemek budalalıktan başka bir şey değil. Belki de en iyisi Seren'in yaptığı. İstanbul'a yakın bir sahil köyüne gitmiş. Yanında olmayı istedim. Ama o pek oralı olmadı. Aramalarıma cevap vermedi. Mesajlarından iyi olduğunu anlıyordum ama. En azından biri iyi olsun da.
Zeki ve Gonca beni hayata bağladılar. Keşke herkes onlar kadar saf ve temiz olsa. Eren bir haftadır kapadı kendini. Ne babasına göründü, ne antrenmanlara katıldı. Kimseyle konuşmadı. O kavga yaşanmamış gibi davrandı. Onun için üzülüyorum bir yandan. Bana olan duygularını öğrendikten sonra aramıza bir mesafe koydum. Şimdi iki yabancı gibiyiz. Beyaz kalmaya çalıştıkça daha mı çok kirleniyorum ne? Bu lekeler nasıl çıkar aklımızdan? Kalbimiz nasıl eskisi gibi kir tutmaz bilmiyorum ama... En önemlisi sanırım dik durmak. Bütün felaketler üstümüze doğru geldiğinde kaçmak değil de dik durmak belki de. Korkusuzca savaşmak, Don Kişot gibi. İnanmak ve biraz da deli olmak. Belki de kendimi kandırıyorum, bilmiyorum. Sadece her şeyin bir an önce iyi olmasını istiyorum. İşte yine bir yolculuğun başındayım. Başıma neler geleceğinden habersizim. Şimdi gözlerimi açacağım ve güzel günler başlayacak. 3, 2, 1. Ya oğlum kısana şunun sesini. Bütün arabaya yayın yapıyorsun ya. Allah Allah kızım ya. Al sen ne dinle, ne şey yapıyorsun hemen? Ne dinleyeceğim senin müziklerini be? Aferin çocuklar, aferin güzel. Seren'in yanında da böyle neşeli olun, tamam mı? Sizi görünce çok sevinecek, enerjik olun. Enerji bizim işimiz koç. Değil mi Eren? Kardeşine ne güzel sürpriz olacak. Ona mı sürpriz olacak, bize mi göreceğiz? O ne demek şimdi? Yok, bir şey yok. E ne güzel işte. Ailesi, arkadaşları toplandık, hep beraber yanına gidiyoruz. Ben olsam sevinirdim. Sen sevinmez miydin kumsal? Hı? Efendim? Oho, bugün de herkes ayrı bir Leyla. İşimiz iş. Vallahi ben bomba gibiyim koç, söyleyeyim. Aferin Zeki. Kaptan yapacağım seni. Bu da ne kitapmış arkadaş. Oku oku bitmedi. Sindire sindire. Ağır mı geldi canım? Şu sondaki mektubu oku da bitsin bu işkence. Ya her şeyin bir zamanı var. Ne sabırsızsınız. Evet çocuklar, geldik. Hadi bakalım. İşte bizimki orada. Yok artık. Ya inanamıyorum. İnsan bir haber verir ya. Sürpriz yumurtalar nereden çıktı siz? O tiplere bak. E kızım seni burada yalnız bırakacağımızı düşünmedin herhalde değil mi? Ah, baş yumurta da sensin değil mi? O kadar yol geldiniz ya. Katı yumurta. Ne haber? Somurtmaya devam mı? Kırarım kafanı Özgür o. Oksijeni fazla kaçırdın herhalde. Sen gülüyorsun. Aferin sana. Çürük yumurta, sen de hoş geldin. Ha, ben de bana ne diyeceksin diye bekliyordum. Ve haşlanmış yumurta. Ben, haşlanmış. Hı. Ben senin ne zamandan beri kafanı kazımıyorum. Hayır, 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 hayır. Küçükken de o yok artık. Ve en sevdiğim yumurta. Sandığı yumurta böyle sucuklu sucuklu. Uf. Öyle güzel anlattın ki vallahi ben de alırım bir parça, gel. E o zaman bir grup sarılması. Hayda. Haydi. Hadi 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 grup sarılması ya. Ya hadi istiyor, ne yapacaksın hadi. Haydi. Hadi. Hey. Bana bakın. Eğer buraya bana nasihat vermeye, moral vermeye, Yük Efendim'e destek olmaya falan geldiyseniz yol şurada, geldiğiniz yola geri dönün. Çünkü gördüğünüz gibi gayet iyi. Ama yok, eğer benim gibi böyle huzur bulmaya, böyle doğaya geldiyseniz de hoş geldiniz. Kızım biz senin için geldik falan mı sanıyorsun? Tatil yapacağız, çadırımızı kuracağız. Tabii Zeki ne kadar becerebilecek bilmiyorum ama. Buna gülüyorum işte. Kızım küçükken izciydim ben, izci. Bunun iyiydi, bunun bir şey vardı ama şey, hatırlayacağım ben onu sonra. Kızım iyi gördüm seni, çok da sevindim. Gençler, şimdi izninizle artık ben pansiyona gideyim. Malum, artık çadırda kalacak yaşta değiliz. Görüşürüz babacığım. Ayrıca hala çok gençsin, kendine haksızlık etme. Hadi, sen de takip et beni, atıl kurt. Ah,
Hadi bakalım Gonca'cığım. Gidelim imparatorluğumuzu kuralım. Bak bu işleri böyle küçük düşünme. Bunlar böyle bir çadırla başlar. Sana bir bakarsın Osmanlı İmparatorluğu olmuşsun. Hadi vezir parmağı hadi. O bir tatlı değil mi ya vezir parmağı? Neyse. Neyse ben sizi yalnız bırakayım. Konuşacaklarınız vardır. Benim bu abim ne kadar havalı, ne kadar yüksek bir adamdı ya. Ne oldu şimdi? Neyse, dua ona da iyi gelir. Ben de tam tekneyle açılacaktım denizlere. Gelmek ister misin? Şöyle güzel bir hava alırsın, temiz hava. Tamam, olur. Bavulu ne yapayım? Koy benim çadıra. Burası o kadar güzel ki, anlatacağım sana hepsini. Aa, çocuklar. Selam. Hocam hayırdır siz? Siz de mi çalışmaya geldiniz? Çalışmaya? Batu çalışmaya gelmiş. Abi, ya siz nasıl akıllı telefon kullanıyorsunuz Allah aşkına? Siz haberleşmeyeceksiniz de kim haberleşecek? Sera Batu'yu aramış, iş var demiş, gel demiş. O da annesiyle beraber atlamış gelmiş. Ben de onları görmeye geldim. Çocuklar siz iyi misiniz? Hayırdır? Küs müsünüz bana siz? Hoş geldiniz hocam. Hoş geldiniz. Eyvallah. Ya burada renkli pansiyon diye bir yer varmış. Nerede biliyor musunuz? Şu nehri takip edin Vural hocam. 300 metrelerde falan. Tamam teşekkür ederim. Hadi kolay gelsin. Yalnız bana bakın. Siz bence bir suya girin. Halinizi hiç iyi görmedim. Hadi canım. Kaptan. Bak ortalık yine duruldu. Suları bulandırma ha. Ateşle oynuyor bu herif Zeki. Ya kumsal ya sera, ikisinden birinin canını yakacak. Sen hangisini koruyacaksın? Son birkaç haftadır kendimi çok kötü hissediyordum. Böyle yine kendimi kaybedeceğimden korktum. Ama sonra buraya geldim. Hiçbir şey düşünmüyorum ve hiçbir şey umurumda değil. O kadar güzel ki arındım resmen. Ve emin ol sana da çok iyi gelecek. Çok sevindim. Ama keşke konuşabilseydik. Yani Batu ile Eren... Ya gerçekten bilmek istemiyorum. İyi de konuşmamız lazım. Bilmen gereken şeyler var. Biliyorum ki. Nasıl yani? Biliyorum işte. Benimle konuşmadın. Gonca da konuşmadığınızı söyledi. Abim mi söyledi? Batu. Batu mu? Buraya geldiğimde teknede birkaç insan vardı. Tanıştım falan. Teknede de kısa vadeli çalışacak birini arıyorlarmış. Ben de Batu'yu aradım. Batu burada yani öyle mi? Evet. Bak. Hayır yani bizim ne işimiz var orada anlamıyorum ki ben. Ya babamın ne işi var? Fena mı işte? Tatile çıkıyoruz. Sen yeğeniyle annesine evini aç. Tatillere çıkar. Bize en son ne zaman tatile çıkardı ben hatırlamıyorum bile. İlkokulda falandım herhalde. Ama tabii komşunun tavuğu komşuya kaz görünür. Dış kapının mandallarını aldım, göklere çıkardım. Vallahi dış kapının mandalı onlar mı biz mi tartışılır? Tamam ben de onu söylüyorum işte. Klasik Vural Değirmenci. Dolunay. Dolunay söylenme. Ayrıca ben oraya Eren için gittiğini bilmiyorum sanma. Hiç babanı bahane etme. Ya fena mı işte? Tatile çıkıyoruz. Ya. Anne kız gidelim. Biz de geldik diyelim. Diyelim bakalım. Diyelim. Ne haber Batu? Oo iyi senden ne haber? İyi. Ne işin var senin burada? Bir de konuşmuyor. Konuşsana. Hey hey kavga yok. Ne dedik kavga yok. Burası huzurlu bir yer. İşim olmaz merak etme. Ne dedin sen? İşim olmaz diyorum işim. Biz tekneyle gezmeye geldik. Tekneyle gezeceğiz. Haluk abi yok sonra gelin. Ya bir şey olmaz ondan. Ben onu kafaladım dün mangalda. Çok sevdi o beni bir şey demez. Nasıl küfelik oldu ama.
Değil mi? Vurun gençler, vurun. Vurun vurun diye diye kendi gitti. Anlamadım ben. Ne işin var senin burada? Sana ne? Ne demek ya sana ne? Adam gibi cevap versene, ben sana böyle mi yapıyorum? Ne yapıyorsun ya? Hadi atla. Ya saçmalama, hadi in aşağı. Her şeyi berbat ettin. Şu inadın olmasa çok başka olabilirdik. Sana çok kırgınım. Ben mi sen mi? Neden bu kadar zor? Zorlaştıran sensin. Ben hazırdım. Ben de hazırdım. Tamam ya, iyiyim ben. Ay. Bıraksam da üzülsene küçük. Teşekkürler. Yok artık. Daha neler ya? Ya iki gün kafa dinleyeceğiz. Hayret bir şey be. Ya çok konuşma da cevap ver. Ne işin var burada? Zera. Batu burada mı? Ha güzel, güzel. Gereken onu da aramıştım alayım diye ama ulaşamamıştım. Burada demek. İyi oldu. Ya sen niye ikide bir benim... Oğlum sen niye arıyorsun benim yeğenimi ikide bir? Bana bak, bana sataşma. Geçen gün suratıma attığın topu da unuttum sanma. Hadi insanlık bende kalsın. Ama bir hamle daha yaparsan karşılığını veririm. Akıllı ol hoca. Sen akıllı ol sen. Hadsiz adam. Terbiyesiz. Öğrencilere örnek ol, örnek. Tanımıyorsun sen bu adamı. Berbat bir heriftir. Böylelerine oda vermeyeceksin aslında. Neyse. Verdin mi? Yapma ya. Oda rica edebilir miyim? Ah. İyi mi böyle? Bana bak, dua et Terlik abi limana gelmesin ha. Vallahi adam teknesini görmezse mahveder bizi. Gül sen gül. Tekneye bir şey olursa sorarım ben sana. Sağ ol kaptan. Bana o kelimeyle hitap etmezsen aklıma birileri geliyor, cinlerim tepeme çıkıyor. Miço desem? Miço olur. Hani konuşacaktık. Nasıl olacak şimdi böyle? Ayarlarız ya. Geceliş yok. Geliyor musun Deniz? Yok, ben girmeyeceğim. Buz gibi. Sen de gelsene Batu. Ha, yok yok, sen yüz. Sıkıcılar ya. Niye gözünü çeviriyorsun? Havan kime? Havan mı kime? Sen aynısını yaptın bana kaç gündür, o ne olacak? Evet ama benim haklı bir sebebim vardı. Ya kumsal, git şurada, ötede, uzakta otur Allah aşkına. Tamam mı? Benim de başımın etini yeme. Ama ben seninle konuşmak istiyorum. Ama ben seninle konuşmak istemiyorum. Ne yapacağız? Tamam, haklıydın. Oldu mu? Haklıydın. Eren konusunda çok haklıydın. Seni dinlemem gerekirdi. Yanılmışım. Özür dilerim. Ya özür dilerim ne ya? Kumsal, ilgilenmiyorum. Ya tamam, hadi ben salağım, aptalım. Gözümün önündeki gerçeği göremedim. Gerizekalıyım ben. Yok estağfurullah. Sen prensessin. O yüzden o pembe cibinliğinle rüyalar görmeye devam et. Sana ne demeli peki? Ha? Ben gelmesem Eren'i neredeyse öldürecektin. Tam bir canavara dönüştün. Tamam. Ne güzel işte, bak canavarım ben. Benimle görüşmemen için sana bir sebep daha. Ben bu hikayeyi önceden biliyorum. Güzel ve çirkin.
Sağ ol, teşekkür ederim. Sen çirkin değilsin canım, vahşisin. Orada hiç değilse çirkin adam sevgiyi bulunca prense dönüşüyordu. Sen tam bir vahşiye dönüştün. Of, çok naifsin ya kumsal. Sürekli masallar, hikayeler, örnekler. Gerçek hayattayız biz, gerçek hayatta. Masallarda iyiler kazanır, gerçek hayatta kötüler kazanır. Bak ne oldu? Ha? Halimize bak. Kimin yüzünden? Benim yüzümden mi? Senin yüzünden. O Eren'e bu kadar müsamaha göstermeseydim bunların hiçbiri olmazdı. Peki sen? Sen şimdi niye Seraya aynısını yapıyorsun? Vallahi ben ne kadar rahat bir hafta geçirmiştim ya. Ne kadar mutluydum, huzurluydum. Konuyu değiştirme Batu. Tamam, madem ben bir hata yaptım, gerçekleri göremedim. Peki sen niye şimdi aynısını Seraya yapıyorsun? Ya Seraya değişti, görmüyor musun? Ha? En azından biz onunla arkadaş olabiliyoruz. Huzurlu, dingin, sakin. Biraz feyiz ol ondan, feyiz. Sera bir haftada değişti, öyle mi? Ben de gülebilirdim Batu. Ben de eğlenebilirdim. Ama ortada bir sorun var. Yani bu sorunu görmezden gelmek yerine konuşmalıyız. Allah'ım sabır ver bana ya. Vallahi sabır ver bana. Sen bana sabır ver ya. Ha? Kaç böyle kaç, ne güzel. Bunları bir tek ben dert ediyorum değil mi? Vallahi bırakırım sizi burada, kaçarım tekneyle. Yani diyorsan ki tekneyi kullanabilirim. Buyur. Ya sen öbek başı değil misin? Niye istiyorsun beni yanında? Ya kızım ateş yakacağız. Çalışıp bu toplamak lazım. Öğren sen de bu işleri. Topla şunları ya. Allah! Yemin ediyorum Kırım Kongo. Kırım Kongo kanamalı ateşi bu. Anlaşıldı şimdi beni niye yanında istediğin. Tırsak herif. Ayrıca kene küçücük bir şey evladım. Bilmiyorsan öğreteyim. Ha küçük oldu. Görmüyor musun ya? Koskocamandı. Ayı böceği gibi bir şeydi yani o. Kızım bende şey böcek korkusu var. Etnomofobi. Topla şunları Zeki hadi öf. Hadi çalış sen de çalış. Allah! Yılan! Yılan! Yemin ediyorum yılan. Yılan! Nerede? Gitti mi? Alo! Gonca! Gördün mü? Yılanı gördün mü? Kızım, ofidiofobi var bende. Yılan korkusu. Gerek yılanım o. Yok anam, kobra. Ya doğal ortam burası. Abartıyorsun. Küçücük bir şeydi zaten. Hadi in. Yok, inemem ben. Niyeymiş? Yükseklik korkusu var bende. Akrofobi. Ya sen gerçekten tam bir mor olsun ya. Şişt, nereye gidiyorsun? Gonca! Kızım, yalnızlık korkusu var bende. Monofobi. Gonca! Gonci! Yemez o şimdi, trip atar. Allah'ım neler düşünüyorum ben ya. Çok saçma. Kumsal da gelir. Ben biraz üşüdüm ya. Yüzelim mi şöyle? Git sen gel ya, ben takılıyorum. Ben yüzerim. Kestane batmış buna ya. Çok acıyor. Tamam tamam, panik yapma, gel. Tekneye gidelim de ben pansuman yapayım sana. Ama yanar suda. Ya bir şey olmaz, gel sen gel gel.
Gel gel gel. Of. Ne oldu? Kestane mi battı? Bilmiyorum, bir şey battı. Çok acıyor. Bakayım. Baksana. Çok fenadır ya, yakar biliyorum. Tamam, şimdi şöyle yapacağız. Benim bu çok başıma gelmişti çeşmede. Biliyorum, biliyorum ben. Ver bakayım. Yavaş. Sakin, sakin. Bir. Getir şunu da. Hop. Hop. Tamam. Yalnız paramı alırım ha, baştan söyleyeyim. Çok tutar mı? Tutar vallahi. Heh, koy bunu da bastır, tamam. Geçmiş olsun. Elin değmişken bir de manikür yap bari. Oldu, başka? Hadi bakalım, geçmiş olsun. Yalnız çok havalı değil mi? Hani böyle kestane battı demesek de köpek balığı saldırısına uğradı falan mı desek? Hadi hadi, gidiyoruz. Çok erken değil mi daha? Yeni geldik. Telsizden haber geldi. Tutsun emin geliyormuş, acil dönün diyorlar. Yalancı. Önce bir odaya yerleşseydik. Anne değil misin? Öyle sıkıcı işlerle seni ilgilen işte. Bir gün. Anne olunca anlarım, tamam. Peki. Seni seviyorum anneciğim, baş. Come va? Hiç şansını zorlama bebeğim. What? You don't have a slight chance, honey. Sorry. Sorry canım, sorry. Havanız batsın. Kavga yok dedik. Değil mi? Ne zaman kullanacaksın sen? Ha? Vallahi sen bir çaba göster kendi adına da ben de bir şeyler deneyeceğim, söz. Kızlardan uzak dur. Kızlardan uzak dur. Tamam. Yani genel olarak bütün kızlardan mı yoksa spesifik bir isim var mı aklında? Bence anladın sen. Ve benden de uzak dur. Senden de uzak durayım. Senden uzak durayım. Kızlardan uzak durayım. Ne yapayım ben? İzmir'e gideyim ya. Ha? İyi olur. Nasıl bir Seren? Aynaya her baktığında imzamı görmek nasıl? Tamam, lütfen ayrılın. Abi sen de niye geliyorsun bizim peşimizden ya? Sen yürü. Abi. Yürü dedim sana, yürü. Batu kaptan, yolculuk için çok teşekkür ederim. Kumsal, senle de sonra konuşuruz canım. Hadi git sen de. Teselliye ihtiyacı vardır şimdi Eren'in. Batu yapma şunu. Bana bak Kumsal, benim çizgim belli, tamam mı? Sen o çizginin neresindesin ona karar ver ilk önce. Batu dur, çok acil konuşmamız lazım. Rahat bırakmayacak mısın Kumsal? Ya Batu. Allah, tamam ya. Ne var yani öyle yatacak? Konuşalım. Tamam ama burada olmaz. Yalnız kalacağımız bir yere gidelim. Niye? Doğru söyle, kıstırıp öldüreceğim beni. Vallahi düşünmedim değil. Tamam. O zaman bir şey diyeceğim. Ben bir yer biliyorum. Çok iyi. Rahat rahat kesiverirsin beni, tamam mı? Güzel. Götür beni oraya. Hadi. Terliklerimi alacağım. Hadi. Ah. Dahlan Bey. Merhaba.
Yelda Hanım'dı değil mi? Evet. Nasılsınız? Gayet iyiyim. Hoş geldiniz. Kızınızı görmeye geldiniz herhalde. Evet, evet. Topladım gençleri. Okullar başlamadan şöyle bir tatil yapalım dedim. Murat? Appala. Böyle olmaz ki bu. Benim odam burada, seninki orada olmaz ki. İyi tamam, sen git o zaman arabada yat. Sakın bu adamla konuşma, tamam mı? Muhatap olma. Çok kötü bir adam bu adam. Ne? Ya sen her şeye burnunu sokmasana kardeşim. Batu benim öğrencim. Yelda Hanım da onun annesi. Ben de istediğim kişiyle konuşurum. Sana ne? Vural. Vural, biraz konuşabilir miyiz? Konuşacağız. Ama önce şu paraziti bir temizleyeyim. Sensin parazit. Herkesin keyfini kaçırıyorsun. Siz nereden tanışıyorsunuz ya? Hani ben Batu'ya ev tutmuştum ya Vural Bey. Hani sen yapmamıştın, senin yapmadığını yapmıştım. Ben evi kapattım. Maalesef. Geçmiş olsun. İyi yaptın, aferin. Bencil herif. Ya şu anda olan oldu değil mi? Bunları konuşmanın sırası değil. Bence açık açık konuşalım. Ben açık konuşan bir insanım. Değil mi? Taylan Hoca. Tabii tabii, konuşalım. Konuşalım Vural Hoca. Benim gizli saklım yok nasılsa. Sen bir dökül bakalım. Bana bak, sen yine haddini aşıyorsun. Sen benim canımı sıkmasan bunların hiçbiri olmayacak Vural Hoca. Gitsene sen buradan. Niye gidiyormuşum ya, Allah Allah. Kardeşim hep her yere peşimden geliyorsun. Peşinden mi geliyorum? Ne biçim konuşuyorsun sen ya, Allah sen Allah. Sen ne biçim konuşuyorsun ya? Sen git ya. Canımı sıkma benim Allah artık. Allah Allah, hadsiz adam. Sensin hadsiz. Terbiyesiz terbiyesiz konuşuyorsun. Bana canımı sıkıyorsun benim burada. Şimdi çok fena yapacağım ha. Gelme üstüme o zaman sen de benim, tamam mı, anladın mı? Gelme. Patlatırım ağzının üstüne bir tane. Allah Allah. Bizi bile istemedin yanında. Ne beni, ne babamı. Defalarca aradım seni, açmadın telefonunu. Bunun için miydi? Batu'yla baş başa tatil yapabilmek için miydi? İş var dediler, ben de o yüzden çağırdım Batu'yu. Aramızda başka hiçbir şey yok, hepsi bu. Senin İstanbul'da olanlardan haberin var mı? Var. Üzüldüm ikiniz için de. İkimiz için de ha? Evet, kötü olaylar yaşamışsınız. Ona da söyledim, kızdım da. Ama böyle anlaşamazsınız yani, böyle olmaz. Ya anlaşamayız zaten. Yok öyle bir şey, unut. Kıt mısın ya sen? Ben artık bu olaylara dahil olmak istemiyorum. Dahil oldun bile yavrum. O iş bitti. Bir de herife kaptan falan diyorsun. Abi ona mı takılıyorsun? Bizim kaptanımız sensin, biliyorsun bunu. Ona öylesine dedim. Ya problem bu değil. Problem bambaşka. Ben sana asla bunları yapmazdım, anladın mı? Bunları derken? Ne yapmışım acaba başka? Serah. Sen benim kardeşimsin. Seni neredeyse ben büyüttüm. Abilik yaptın. Annemizi kaybettiğimizde bizim yanımızda kim vardı? Kimse. Biz birbirimize kenetlendik. Benim için herkes gider, sen kalırsın. Canımdan bir parçasın sen benim be. Ama bunu anlamayacak kadar da aptalsın. Aptal mı? Ne diyorsun sen ya? Duydun. Bunun burada ne işi var ya? Sen benim hayatımla uğraşacağına önce kendininkine bak. Kumsalı istiyorsan da önce bu kızdan kurtul. Ya ben ne diyorum, sen ne diyorsun ya? Nereden öğrendin sen benim burada olduğumu? Şöyle biraz. Güneşimi kesiyorsun. Tabii ya. Ozan. Aramıştı beni, ben de saf gibi söyledim nerede olduğumu. O çocuğu da oynatıyorsun parmağında, yazık. Ben buraya sadece annemle tatil yapmaya geldim canım. Senin benden başka bir işin yok mu? Bu kadar mı zavallısın? Bu kadar mı saplantı oldum sende? Eren, bu kadar ego cildi bozar yalnız. Dünya senin etrafında dönmüyor. Ben buraya dediğim gibi gerçekten eğlenmeye, denize girmeye, güneşlenmeye geldim. Ve sen benim güneşimi kesiyorsun. Git. Sera ne kadar hassas bir kız biliyorsun.
Onunla geliyorsun, burada baş başa kalıyorsun. Mangallar yapıyorsun, eline pansuman yapıyorsun. Hem Haluk abi kim? Kim Haluk abi? Sizin niye ortak bir abiniz var? Ben anlayamadım ya. Hani niye Sera'ya böyle işkence ediyorsun? Bence konu Sera değil. Konu sensin. Ne alakası var ya, anlamadım. Kumsal, hiç en yakın arkadaşını kıskanmak yakışıyor mu sana? Ya ne kıskanması? Ben onun iyiliğini düşünüyorum. Aha, kadın olmak zor iş. Hep bir kendine yalan söyleme hali. Batu, bak çok yanlış anlıyorsun. Biz Sera'yla oturduk konuştuk o konuları uzun uzun. Uzun uzun. Bak, o cümlenin bile neresine takılıyorsun, çok net. Of Batu ya, çıldıracağım, çıldırtıyorsun beni. Ne yapıyor ya burada? Ya sen benim soruma cevap versene. Alo. Pardon, ne sormuştun? Çünkü sürekli otomatik tüfek gibi soru sorduğun için ben takip edemiyorum. Sera'ya niye bu kadar işkence ediyorsun diyorum. Sen niye bana bu kadar işkence ediyorsun? Ya dur bir dinle beni Batu. Alsanıza beni buradan. Nereye gidiyorsunuz? Ahlaksızlıktır bu yaptığınız, terbiyesizliktir. Güzelmiş ama burası değil mi hanımlar? Hava güzel, bol oksijen. İyi oldu vallahi. Böyle hep birlikte. Kesinlikle. Ya evet. Zaten daha sık gelmek lazım buraya. Şuradan nereden baksan iki saatlik yol. Ayağımızın altı sayılır yani. Kaç para istiyorsun sen? Ne yapıyorsun? Para para. Kaç para istiyorsun? Ne parası? Ya odaları değişelim diyorum. Ben çok uzam, böyle olmaz. Hadi bak, vereyim ben sana paranı, değişelim kardeşim. Hakikaten çocuk gibisin ha Avrol Hoca. Boyun kadar kızım var senin ya. Ayıp, ayıp. Gerçi senin boyun da kısaydı değil mi? Bana bak, ben altından vurma. Ben sana saçları akarmış ihtiyar muamelesi yapıyor muyum? Sen kendi kafana bir baksana. Başında bir tane saç yok. Ne diyorsun sen? Benim stresli bir hayatım var, tamam mı? Sıktın ha. Hanımlar. Bu akşam şöyle hep beraber bir yemek yiyelim diyorum. Ne dersiniz? Gençlere hiç sataşmayalım. Onlar kendi başının çaresine bakarlar nasılsa. Bence çok kötü bir fikir. Ne güzel. Vural Bey gelmiyormuş. İpek Hanım. Benim için sakıncası yok. Harika. Geldi hanım. Ya ben şimdi bilemedim. Batu'ya da sorsaydık. Şey yapmazsa o olur. Şey yapmaz o, şey yapmaz. Çocuğun şimdi arkadaşları falan var. Gidip akşam yemeğini bizle mi yesin değil mi yani? İyi o zaman. Ben akşam için 3 kişilik bir masa ayırıyorum. 4. 4 kişilik. İyi tamam. Tamam 4 kişilik olsun bakalım. Ya yemin ediyorum ben böyle bir dengesizlik görmedim. Sen özel günde falan mısın? Öf, pis pis konuşma. Bu normal halinse tabii daha fena. Hani sormuştum ya sana ne iş yapıyorsun diye. Ben senin ne iş yaptığını buldum. Hatta genel olarak hayatta ne yaptığını buldum. Yapma ya. Neymiş? Boncukçuluk. Boncuk ithalatı ve ihracatı. Boncukları stokluyorsun, sonra birer birer dağıtıyorsun. Vallahi öyle söylüyorsan ustam sensin diyebilirim. Maşallah eline o kadar çok boncuk dağıttın ki herif karşına geçip seni seviyorum dedi. Neyse ya, başma şu konuları, vallahi sinirim bozuluyor. Bir dakika ya. Biz nereden gidecektik? Soldan. Sağdan. Ya soldan. Sağdan? Ya ben kaç kere yürüdüm bu yolları Sera'yla. Bak, bile bile yaptım bu sefer, gafil avlandın. Kıskanıyorsun işte, itiraf et. Sağdan. Sağdan. Kaybolacağız bak, deme deme bana. Yok, çekmiyor. Seninki de çekmiyor değil mi? Ya benimki nerede çeksin? İçinde yılan oyunu olan telefon. Hepsi senin yüzünden. Tabii tabii, ben çünkü sabah geldim buraya. Bir tane sinyal kesici koydum. Efendim söyleyeyim, ayılarla da görüştüm. Birazdan gelip seni yiyecekler. Olabilir bence. Senden her şey beklenir. Ya benim İzmir'de çok sıradan ve naif bir hayatım vardı. Geldim karşıma çıktın sahilde tepe taklak oldum. Kumsal güçlü, başına konan talih kuşundan habersiz ormanda söyleniyordu. Dadas das dadas.
Batu değirmenci. Ormanda ölü bulundu. Nasıl? Vallahi güzel haber. Bayağı konuşulur. Of. Soldan mı gitseydik acaba ya? Vallahi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Hiçbir şey değişmezdi. Biz yine kaybolurduk. Neden? Çünkü klişe. Yani seninle yaşamadığımız bir bu kalmıştı. Bunu da yaşamamız lazım. Başa gel. Çekeceğiz. Ay. Aha. Oh. Bir klişe daha. Gel gel otur. Akram girdi. Ne yapayım? Nereye oturayım? Otur buraya. Otur gel. Yok, buraya çok dur. İkinci klişe daha. Ay bırak şimdi klişeyi. Ayağım koptu burada. Aman kabus bu. Gözlerimi açacağım ve uyanacağım. Atayım mı bir tokat? Uyanıver. Ha bir o eksikti. Beni de döv. Ah. Dur dur merak etme. Ver ayağım. Ay. Şişt, var mı ya? Allah Allah. Harbiden ayılar gelecek ha. Ayılar mı gelecek? Ayı var mıdır burada? Ay bu sesler. Korkuyor musun sen? Korkuyorum tabii. Bizim İzmir'deki evi gördün ya. Benim odam böyle sık ağaçlı bir yere bakıyor. Ben de geceleri böyle sürekli sesler duyardım. Hatta bir tane selvi ağacı vardı. Böyle dolunay olduğu zaman gölgesi tam benim odama vururdu. Böyle gül yabani gibi karşımda. Sonra annem bir tane oyun öğretti bana. Seslerden müzik yapma oyunu. Ben bunu yapınca o korkunç sesleri, o gölgeyi evcilleştirdim sanki. Bir yaptım, iki yaptım. Bir baktım uyurken sadece bir melodiye eşlik ediyor. Nasıl peki? Dinledim. Sadece dinledim. Gözlerimi kapadım. Kapa gözlerini. Kapa kapa. Şimdi dinle. Ama sadece cır cır böceklerim. Başka hiçbir şey duyma. Şimdi yaprakları ekle. Yaprakların hışırtıları. Hafif bir rüzgar. Nasıl? Geçti mi korkun? İyi. Hadi gel. Yolumuzu bulalım ha. Bulalım. Tatlım, biraz abartmamış mısın? Sanki böyle bir için biraz fazla. Yok anneciğim değil. Gayet amacına uygun. Amacına uygun. Hmm. Neymiş amacı? Tatam. Ne oldu? Kızım burada. Karım burada. Eski karın. Yani eskiler burada. Yeniler nasıl? Yeniler derken çok güzel olmuşsun. İşte şeyden bahsediyorum. Batu'yla Yelda'dan bahsediyorum. Hani yeğeninle annesi. Bizim yerimiz çabuk doldu bakıyorum. Aşk olsun. Ben nereden bulacağım senin kadar huysuzunu? Gel bir şey göstereceğim. İkinize de bir şey göstereceğim. Gel buraya. Gel. Ah. İki tane somurtuk güzel kadın. Anne kız. Nereden bulacağım bu kadar güzel somurtukları ben? Ben de mi somursam acaba? Ha? Böyle bir selfie çektirelim bence. Hı? Babam. Arada bir biraz bizi hatırlasan iyi olur. Kızım bu akşam beraber yemek yiyelim. Ne güzel oldu değil mi? Böyle hep beraber buraya geldik. Ya harimini tamamlamaya gelmedik Vural Bey. Dolunay istediği için geldik. Ayrıca bu yemek gerçekten çok kötü bir fikir. Lütfen hemen dönelim. Ne
kumsal kapalı. Batu da kapalı. Neredeler acaba ya? Birliktedirler. Bize ne? Nasıl yani? Umurunda değil mi? Değil. Benim için önemli olan sensin Sera. Bırak artık şu herifin peşini ya. Bırak. Ne yaparlarsa yapsınlar. Midas vardır yani. Şu dokunduğu her şeyi altına çeviren. İşte Batu onun tam tersi. Herif dokunduğu her şeyi çürütüyor. Wanna have a drink? Sure. Biz iki kokteyl alabilir miyiz buraya? Ezik ya, şu hareketlere bak. Bu hareketleriyle seni kandırabileceğini zannediyorum. Yok artık. Bu tuzağa düşmeyeceksin herhalde, değil mi? Bak bakayım şuraya. Gel gel, kurtulduk ya. Bu neymiş ya? Hala burada olduğuna inanamıyorum. Kızım neredesin sen ya? Allah Allah. İnsan bırakılır mı burada ya? Bıraktın gittin beni burada. O kumsallar Batu'ya da soracağım ay. Geldiler buraya, yok kedi var, medi var bilmem ne. Kaçıp gittiler. Bıraktılar beni burada. Terbiyesizler. Zeki, biraz fazla konuşuyorsun. Hadi in, ben tutacağım seni. Etrafa bak bakayım. Böyle yılan sürüngen bir şey var mı? Ha? I repeat, are there any yılan or yılanımsı in the area? Yok Zeki, yok hadi. Tamam tamam iniyorum. Bir şey söyleyeceğim. Etrafta varsa böyle şeyler, böyle hani düğünlerde pisten çocukları alıyorlar ya. Öyle alın bu yılanları buradan. Tamam tamam. Atlıyorum, bekle. Hazır böyleyken bizim bir öpüşme meselesi vardı ya. Hani internetten bakmıştık. Mutluluk için öpüşün falan diyordu. Onu bir aradan çıkartalım mı biz? Kalk. He? Üstünden. Kalk. Kızım desene üstünden kalk diye. Ik mık ık diyorsun ben. Nereden bileyim? Gel. Senin kaybolma korkun var mı? Var tabii. O zaman sus, beni takip et, dibimden de ayrılma. Salak. Açmıyor mu hala? Yok, açmıyor. Nerede bu çocuk ya? Arkadaşlarıyla herhalde. Ya bari telefonu kapattın, bir haber ver değil mi? Benim telefonum kapalı falan diye. Ne güzel tatildeyiz işte. Rahatlasanıza biraz. Bırakın oğlunuz istediği gibi eğlensin. Oğlunuz? Yelda Hanım'ı kastediyorum. Oğlu işte. Bırakın doya doya eğlensin.
Yelda Hanım, eşiniz... Siz evlisiniz değil mi? Evet. Sahi Ali ne yapıyor ya? Ben de onu soracaktım. İyi mi? İyi iyi, Ali çok iyi. Ara sıra konuşuyoruz. İyi iyi. Ne iş yapıyor Ali Bey? Ali mi? Ebe. Hı? İzmir Devlet Hastanesi'nde ebelik yapıyor. Hadi sen çok fazla uzatma da iç bakalım, nasıl içtiğini görelim. Ben seninle yarışa girmem Vural Hoca. Ah, girdim bile çoktan. Hadi canım. Vural Hoca, bana bir şey olmaz. Ya sana bir şey olmasın zaten ya. Biz sana bir şey olursa ne yaparız? Maşallah sen atasporumuz, su topunu gelecek nesillere çok güzel aktaran bir insansın. Ne yapsaydım? Oyunculuk mu yapsaydım senin gibi? Hani biz küçükken evcilik falan oynuyoruz ya hani. Doktorculuk, moktorculuk öyle bir şey değil mi? Evet, evet. Böyle konuşursunuz, konuşursunuz. Sonra filmleri, dizileri izlersiniz. Hadi canım, hadi. Hadi gel. Korkmadım, yüzüme vurdum, tutunacak kırık bir dal bile yok. Keşke ben o ben olaydım, sahibi olmadan sahip çıkardım. Şimdi duymuyor o içimdeki çocuğu. Önce haykırır insan, yüreğine tokat gibi vurunca aşk sana susmayı öğretir. Başlarım acısına, ayrılık şarkısına, sevginin en azına. Galiba birbirimizden ne kadar uzaklaşmaya çalışsak da başaramıyoruz. Belki de yeterince hızlı koşamıyoruzdur. Belki de koşmak istemiyoruzdur. Belki de. Belki de üstümüzde kocaman kozmik bir bulut vardır. Kozmik bir bulut ne ya? Kozmik işte. Belki de başımıza gelen her şey bizi daha temiz bir geleceğe hazırlıyor. Belki de sen çok karakterlisindir. Bir iyi, bir kötü. Hı. Belki de bunu söyleyen dünyanın en dengesiz kızıdır. Hem zaten ayrıca belki de sessizce bu anın tadını çıkartmalıyızdır. Hı? Olur. Ben söyleyemem kimselere, sustumla yok olurum. Şimdi bilmiyorum. Abi yapma. Şu kıza istediğini verme. Sen kumsalı seviyorsun artık. Dolunayı değil. Batu'yu arayıp tatile yanına çağırıyorsun. Sonra o kumsalla gidince çok üzülüyorsun. Şimdi ne hikmetse beni kumsala itiyorsun. Ben kumsalla olacağım. Batu da sana kalacak. Bütün planın bu değil mi? Ama bilmediğim bir şey var. Sen benim için kumsaldan daha değerlisin. Sırf sen o herifle birlikte olma diye... Gerekirse ben kumsaldan vazgeçer, tekrar dolunayla olurum. Yeter ki artık her şey eskisi gibi olsun.
ayrılık şarkısına, her şeyin en azına alışırım ki yine o üzülmesin, halimi bilmesin. Kimse bizim şarkımıza benimle dans etmen daha doğru değil mi? Sevmesin. Başlarım acısına, ayrılık şarkısına, sevginin en azına alışırım Siyemen. Ben. Yaşarım karşılıksız yaradan hatırına, ben ona kördüm aşığım. Başlarım acısına, ayrılık şarkısına, her şeyin en azına alışırım ki yine o üzülmesin, halimi bilmesin, kimseyi karşılıksız sevmesin. Neler geçiyor aklında? Sen şimdi kesin kafanda kuruyorsundur bir şeyler. Aslında bir şey var. Belli belli. Oradan buraya frekanslar geliyor. Çıkar bakalım ağzını ki bakayım. Ha, öylesi. Aa, bomba geliyor. Evet, patlat bakalım bombayı. Sen hep böyle miydin? Yakışıklı ve karizmatik anlamında mı? Dalga geçme. Ne diyeyim ya, Allah Allah. Ne biçim soru öyle? Çocukluğumuza mı ineceğiz, ne yapacağız? Bak çok derin boğuluruz, benden söylemesi. Ben bile kurtaramam seni. Peki. O zaman daha spesifik olayım mı? Lütfen. Dinliyorum. Hiç önceden kız arkadaşın oldu mu? Heh, geldi bomba. Tamam, cevap veriyorum. Çok. Yani tabii Çeşme'de ben otellerde çalıştığım için. Ya ne kadar iğrençsin Batu ya. Öyle gelip geçici şeyleri sormuyorum. Yani böyle değer verdiğin, önemsediğin biri oldu mu? Oldu. Hadi ya. Anastasia vardı. Rus. Bu arada çok kesiştik ama sonunu getiremedik. Batu! Tamam ya, tamam. Neydi soru? Tamam, madem girdik bu topa. Vardı biri. Yeni gelen çocuğu gördün mü? Şşt! Popüler kız! Nereye gidiyorsun ya? İşte lisede tanışmıştık. Fena da anlaşmamıştık. Ne oldu, neye bakıyorsun? Bakıcıyız, merak etme. Alıcı değiliz. Öyle mi? Orası belli olmaz yalnız. Ciddi miydiniz? Ben her zaman ciddiyim, biliyorsun. Batu, düzgün cevap ver. Ya işte ciddiydik. Ya da değildik, ne bileyim. Daha öyle zaten çok görüşemiyorduk. Ailesi izin vermiyordu herhalde. Böyle lisede, dersten derse. Ama bir gece randevulaştık. Bu akşam için çok teşekkür ederim. Çok güzeldi. İnsanlar böyle havalarda aşık oluyormuş, biliyor musun? Öyle miymiş? Yıldızı bol gecelerde. Gerçi astrolojiye bakmıştım bugün. Bekar olanlar için yeni biriyle tanışma fırsatı var diyordu. İyi de biz yeni tanışmıyoruz ki. Tanışalım o zaman. Özlem ben. Ha, öylesi. Tamam. Batu bende. Bak, şu köşeden geçen ilk kişi ya da kişiler kadın olursa bizi harika günler bekliyor demektir. Ama erkekse aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Şimdi bu garip batıl inancını bir kenara bırakarak soruyorum. Diyelim ki köşeden kızla erkekli bu grup geçti. Ne olacak? Bakarız o zaman duruma göre. Arayasın. Ya ama en heyecanlı yerimde. Ben geleceğim Özlem. Tamam mı? Batu, nereye gidiyorsun? Sonra ne oldu? Bu geceden sonra bir daha hiç konuşmadık. Ulaşamadım ona. Neden? Ama ne bileyim ya. Boş ver ya. Konuşmayalım bunları. Peki. Tamam, konuşmayalım. Bak Seren. Dolunay tekrar Eren'le barışırsa sen buna sakın şaşırma. Çocuk senin için kendini feda ediyor, görmüyor musun? İyi de niye yapıyor böyle bir şeyi? Ne gerek var bu sözde kahramanlığa? Bak, Eren bana dedi ki bu Batu
Sera'ya da kumsalın başını derde sokacak dedim. Ben de ona bir soru sordum. Dedim ki böyle bir durum yaşanırsa sen dedim hangisini kurtaracaksın? Ya seni seçmiş kızım, anlasana. Ya sen zaten bir kere Batu'yu buraya niye çağırıyorsun ya? Zaten olaylar karışık kızım. Sen de üstüne su dökeceğine yangına körükle gidiyorsun. Ya herkesin hayatını etkilemeye başladın. Ya kelebek etkisi yaratıyorsun resmen. Eren Batu'dan vazgeçmen için kumsalı bırakıp Dolunay'a döndü yani. Bana bu kadar nasihat yetti. Çok sağ olun. Biliyor musunuz? Gerçekten iyi vakit geçiriyordum ya. Hakikaten. Ama şimdi yine... Neyse. Biz ne yaptık ya? Allah Allah. Kendiniz ettiniz, kendiniz buldunuz. Hiç. Bu Eren hangi üçgenin içindeydi ya? Şimdi Dolunay Kumsal Eren üçgeni var. Bu cepte. Batu Kumsal Eren üçgeni de var. Sonra Sera Batu Kumsal üçgeni de var. Dolunay Batu Kumsal üçgeninde burada çok iyi iş yapardı bak ama... Onlar tabii kuzen olduğu için olmuyor. Ozan Eren Batu. Tamam şaka yaptım. Gonca. Bizim aramızda da bir üçgen yok değil mi? Bak varsa peşin peşin söyle. Diyeyim ağzını bunun kırayım ben. Ya sen kendi kendine gelin gibi olma konusunda bayağı ustasın. Uzak dur benim üçgenlerimden, sana ne ya? Bu üçgenler. Ters üçgenler Gonca Hanım. Benim lisedeyken geometrim zehir gibiydi, zehir. Ona göre. Anladın? Sus. Anladın mı? Bu sus demek. Telgrafın tellerine kuşlar mı konar? İnsan sevdiğine canım böyle mi yapar? Yanıma gel yanıma da yanı yanı başıma. Şu gençlikte neler geldi cahili başıma. Oo Murat Hoca. Geldi hanım. Ben size bir şey anlatacağım. Bu ikisi var ya, bu ikisi. Bunlar az değil ha. Anlatayım değil mi? Bunlar bizim okulda, üniversitede yasa dışı bir işlere ulaşmışlar. Ama çok fena işler yani. Hani birisi duysa, ama duysa yani duysa hapse falan girermiş bunlar. Ama bunu ben söylemiyorum ha, bunlar söylüyor. Ama duyuldu bunlar Vural Hoca. Bunlar duyuldu bunlar. Bilgi, bilgi. Information yani. Yani çok saçmalıyorsun sen. Abuk subuk konuşuyorsun. Hadi gidelim. Aman nereye gidiyoruz ya? Konuşma, İyiyiz, konuşma. Böyleyiz. Böyle olmadı ama bu masayı bugün ben söylemiştim, sen ödedin. Yarın ben ödeyeceğim, tamam mı? Hadi canım, hadi, hadi. Ben söyledim ama ben yenerim seni dedim. Ben seninle yarışmam dedim. Ben dedim sana Vural Hoca. Ben ne dedim sana? Bana bir şey olmaz, olmaz dedim. İpek, Yelda. Hadi siz gidin. Taylan Hoca fenalaştı. Vural Hoca bir şey rica edeceğim ben senden. Et bakalım. Hani sen bir reklamla oynamıştın yani. O lastik reklamı mıydı? Evet, tekerlek. Tekerlek reklamı. Ya hani orada böyle bir... Böyle suratını böyle 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 yapıyordun ya. Onu yapsana bir kere hadi Allah aşkına be. Tamam yapacağım, hadi gel. Tamam hadi siz gidin, ben görüşürüz. İyi geceler. İyi geceler hanımlar. İyi geceler. En çok da size iyi geceler. Size çok güzel iyi geceler. Harika, muhteşem bir geceler. Ya yürü hadi ya, yürü. Ne fena bir adam oldun sen be. Evet, sen çok güzel. Bu Taylan Bey'in söylediği, yasa dışı dediği şey
Sizde de böyle bir özellik var. Hiçbir şey unutmuyorsunuz değil mi? Her şeyi deftere yazıyorsunuz. Yani oğlum ilgilendirmiyorsa beni de ilgilendirmez. Ama üniversite deyince ne bileyim içime bir kurt düştü. İçinize kurt falan düşmesin. Taylan'ın aklı başında değil. Saçmalıyor. Hiç içini yemesi gereken aslında benim. Böyle Vural'la birlikte tatiller falan. İyisiniz. Bak İpek Hanım. Benim tatil niyetim falan yok. Oğlum buraya çalışmaya geldi. Ben de yanında oldum. Vural'ın buraya geleceğinden haberim bile yoktu. Şunu bir kafana sok. Benim ne Vural'da, ne kızında, ne evinde ne de başka bir şeyde gözüm var. Bir rahat bırak beni artık. Gel kardeşim, direnme işte, gel. Gel, ayıl. Ya arkadaşım, bırak beni, haklısına boğacak beni ya. Öldüremezsin kardeşim, sen beni öldüremezsin. Peşindeyim, peşindeyim. Sabah akşam peşindeyim. Siz ne işler çeviriyorsunuz İpek Hanım'la, anlat bakayım bana. Ne iş çevireceğiz be? Yok öyle bir şey, yok. İpek Hanım, İpek Hanım hanım. Hanım gibi hanım, üzgün. Sen itin kopuğun tekisin be. Nasıl kandırdıysan kadını kaç sene önce Allah bilir be. Öldürürüm lan seni. Öldüreceğim seni. Öldürürüm lan. Sen ya. Allah benim. Manyak mısın oğlum? Sen niye öyle yapıyorsun? Bak, konuşma. Tabii demiyor ki gel. Hop hop. Gel, hep tekli diyordun ya sen beni. Lan ne olacaksın benim başımın belası be bunu. Ben buradayım be, nereye? Bittin sen Vural Hoca, bittin, bittin sen. Sen bittin terbiyesiz herif. Konuşma dedim, sahtek sus. Lan ben sen konuşuyorsun diye konuşuyorum be. Asıl ben sen konuşuyorsun diye konuşuyorum. Tabii oda olunca konuşur insan. Benim de odam olsun orada. Ben de konuşacağım. Konuşmayacaksın. Ben de konuşmayacağım, sen de konuşmayacaksın. Konuşma. Çok uykum geldi benim. Benim de. Ama sabaha bekleyeceğiz, yapacak bir şey yok. Bu saatte hiçbir yer bulamayız. Fark ettim onu. Tüf, ben üşüyorum ya, onu ne yapacağız? İyi geceler, tabii mümkünse. Öküz. Otu.
Aha geldi bizimki. Gel gel. Gözleri şişmiş uykucu. Gerçekten mi? Kumsal, ev ailesi, ev ailesi, kumsal. Baştan aşağı tanıştırma merasimini yapayım. Ayten abla. Hüseyin abi. Hüseyin abi iki. Çok enteresan ama. Hüseyin abi, o da küçük Hüseyin. Bu köyde Hüseyin ismi popüler, sebebini kimse bilmiyor değil mi? Acıktın mı? Evet, acıktım. İyi, ben de acıktım da bekliyoruz. Neyi bekliyoruz? İneği. Ne ineği? İnek inek. Süt gelecek, onu bekliyoruz ya. Teyzeciğim, sütler hazır mı? Aa, ben hep süt sağmak istemişimdir, biliyor musun? Sen inek sağmak. Bir saniye, kafamda resmetmeye çalışıyorum. Sen inek sağmak, inek sağmak. Sen, aa, resmi olmuyor. Benim kafamda daha çok sen ve soya sütü resmi oluyor. Hiç de bile. Ben hep tam yağlı inek sütü içerim. İyi. Gel madem, tanıştırayım seni Kerivan'la. Kerivan teyzenin ismi mi? İneğin ismi. Hadi gel. Merhaba Kerivan teyzeciğim. Ya ineğin ismi diyorum ya sana. Şaka yapıyorsun. Ay ben de ciddi sandım yok ineğin ismi deyince. Özür dilerim, adınız neydi? Mihriban. Ben de Kumsal. Plaj gibi mi? Evet, plaj gibi. Hadi, sağ bakalım. Aa, yok, ben almayayım. Ne dedin orada istiyorum diye? Evet, istiyorum. Ama ben uzaya da çıkmak istiyorum. Çıkıyor muyum? Hayır. Alakası bir açıklama oldu. Hadi sağ ya, sağ. Tut şunun memelerinden. Ya sen böyle söylersen ben gülerim ama. Niye ya? Tutacaksın işte memeklerinden, çekeceksin. Tepmez değil mi bizi? Sen öyle gel buraya bakayım, uzaktan konuşma, dalga geçme kızla. Ay yok teyzeciğim, onun karizması çizilir. Anlamaz öyle şeylerden. Ben mi? Ben ineklerle büyüdüm ya. Hmm. Evet. İnsan olmayan davranışlarının nereden geldiği belli oldu o zaman. Sen. Neyse, ineklerle büyüdük de şimdilik sağmayalım diyorum ben. Al oğlum. Ben niye aldım bunu ya? Abla bunu bir kaynatıver sana zahmet ya. Evet, ev ailesi. Sütler kaynıyor. Acıktınız mı? Gözlerinizden belli, gözlerinizden. Evet. Hadi başlayalım bakalım. Çok acıktım. İyi de sağlık, çok güzel olmuş her şey. Bir şartla. Kumsaldan özür dileyeceksin. Dolunay, ben artık huzur istiyorum. Bütün bu entrikalardan, olaylardan artık çok sıkıldım. Kumsaldan özür dile, de barış. Tamam. Nasıl istersen. İçim kusuruma bakmayın lütfen. En son isteyeceğim şey sizi üzmek. Önemli değil. Sadece şu duyduğunuz ya da duyduğunuzu sandığınız şeyle ilgili konuları artık deşmeseniz diyorum. Çünkü gerçekten altında bir şey yok. Var. Altında bir şey var, biliyorum. Bak İpek. Ural Hoca'dan zerre haz etmiyorum. İşin içinde yalnız o olsaydı belki üstüne giderdim. Ama işin içinde sen varsın. Ucu sana dokunacak, hiçbir şey yapmam. Dururum. Dönelim mi? Yani hazırlamam gereken çantalarım var. Dönelim. Vural. Batu'yu okula nasıl kaydettirdiniz? Nereden çıktı şimdi bu? Yani ben çok anlamam tabii ama Batu hiçbir yeri kazanamamıştı. Puanım kötü demişti. Yani şimdi sizin okula nasıl girdi? Ha? Yasa dışı bir şey yapmadınız değil mi Vural? Yetenek sınavı diye bir şey var Yelda. Tamam. Ayrıca puanı buraya tutuyordu. Kendi hakkıyla kazandı.
Oldu mu? Peki. Batu! Yok burada. Hay Allah'ım ya. Nerede bu çocuk? Meraklanma. Delikanlı da arkadaşları var. Belki onlarla beraber kalmıştır geceliğin. Bir sürü çadır falan filan kurdular. Ayrıca çalışıyor da sık boğaz etmeyelim. Ben onu bulurum. Hadi gidelim. Vallahi çok teşekkür ederiz. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Aynen öyle. Aytan ablacığım ellerine sağlık. Hüseyin abiler, Hüseyinler hepinize teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Biz kaçıyoruz da bu deniz tarafına nasıl gideriz abi? Siz çok ters gelmişsiniz. Çok yürürsünüz. Orada kahve var ileride. Fikri bulunur orada. Onun motoru var. Rica edin ondan. O sizi götürür. İyi öyle yapalım hadi. Tamam çok teşekkür ettik. Sağ olun her şey için. Yalnız heyheylidir. Huyuna gidin. Fikri bende. Hadi görüşürüz. Allah razı olsun tekrardan. Hadi eyvallah. Heyheyli derken deli mi yani? Sen boş ver takma kafanı ya. Ben her gün ne delilerle uğraşırım bilirsen. Bana deli mi diyorsun sen? Birazcık. Bir de dengesizlik koy üzerine. Hadi gel şu Fikri'yi bulalım bakalım. Geldik. Pardon bir bakar mısınız? Şaka bakmayın abi şaka. Gel ne yapıyorsun? Aa. Bir şey yapmıyorum. Fikri abiyi soracağım işte. Normal iletişim kuruyorum insanlarla. Tamam bak şimdi şöyle yapıyorsun. Burası köy. Tamam mı? Böyle çeşmede kafeye girip merhaba muhabbeti yok. Şimdi ayrıyetten biz bunlardan bir ilik isteyeceğiz ya. Ne yapmamız lazım? Sempati kazanmamız lazım. Nasıl yapacağız? Ben deneyeceğim. İnşallah. Hep şov. Sen bekle. Dayı ne yapıyorsun? Nasıl keyifler? Allah aşkına. Oo güzel olmayı kapmışsın baba. Çalın ne güzel dizmiş usta ya. Şunu gönder şunu. Başına bela olur o bak başına bela olur. Hadi. Karıştır abi 2 saat dağıtmıyorsun ama. Karıştır abi kes abi. Abi o kapı ne ya? Al o kapıyı. Vallahi bak başına iş alırsın ha. Öyle mi? At abi. At. Heh helal olsun sana be. Çak. Söyledim sana. Ne koz maça ne bu? El almaz bu. Ne kozu abi? O kız da fazla yaşamaz. Ben sana söyleyeyim. Hadi ya kaptırdın kendini iyice. Dur gaza geldim. Ne yapayım? Fikri'yi bulsuz Fikri'yi. Gel. Fikri. Nerede Fikri? Usta Fikri diye birini tanıyor musunuz ya? Şu beyaz şapkalı sırtı bize dönük olan oyun oynar. Bir dakika. Aman dikkat edin ha. Heyheyli midir? Allah size kolaylık versin. Eyvallah. Ben ufaktan tırsmaya başladım Fikri'den ha. Fikri abi. Abi be. Bizim senden bir ricamız olacaktı da bir şey yapsan. Çarpmıyor. Fikri Bey. Ya bizim kamp alanına dönmemiz lazım. Böyle yaya kaldık. Sizin de motorunuz varmış galiba. Yok muymuş? Aa, bir varmış, bir yokmuş. Aa, o taş atalım mı abi ya? Bak bunu buraya koyacaksın. Bunu böyle, şunu şöyle. Şunu da attın mı? Al sana, tek taşa kaldın. Madem ki çok biliyorsunuz, geçin oturun karşıya. Eğer yenerseniz bırakırım sizi. Yenilirseniz bütün köyün ineklerini sağdırırım size. Abi be, madem öyle. Eşsiz oynayalım. Tamam varız. Ya ne diyorsun saçma sapan konuşma sen ne anlayacaksın okeyden? Sen rahat ol koç. Biz çeşmede her gece ne yapıyorduk? Okey oynuyorduk. Az çanak kırmadı kılıca da. Ey gidey. Demek ki neymiş? Üzüm üzüme baka baka kararıyormuş. Gel kız yenelim şunu. Hazır mısın? Hazırım. Hadi.
beyler, bir taş daha geldi. Aa, şuna baksanıza ya, şuna bak. Evet. Buyurun. Helal olsun. İşe yarıyor mu bu? Bilmem. Batu buradaymış. Benim haberim yoktu. Baba sen de başlama ya. Ya iş var dediler, ben de onu çağırdım. Ne olmuş yani? Tamam kızım, tamam kızma. Kötü bir şey söylemedim. Nedir senin bu öfkenin sebebi, söyle bakayım. Ya dün abim çok canımı sıktı, bir nasihat verdi. Sen de öyle bir girizgah yapacaksın sen. Tamam. Ben de şöyle bir girizgah yapayım o zaman. Kızım, sen kimseyi dinleme. Tamam mı? Ne abini, ne arkadaşlarını, ne de beni. Ha, bir dakika, bir dakika. Şimdi beni de dinleme dersem, bu söylediğimi de dinleme demiş oluyorum. Ki o olmaz. Sen beni bu seferlik dinle, ondan sonra bir daha dinlemezsin, tamam mı? Tamam. Yok, ben bundan da vazgeçtim. Kızım sen beni hep dinle. Hep dinle, tamam mı? Ama en çok da kalbini dinle. Kalp en iyi pusuladır. Beynin sana yalan söyler ama kalbin yalanını ortaya çıkarır. Ondan hiç şaşma, tamam mı kızım? Dün abim canımı o kadar çok sıktı ki. Bak sen abimden çok daha ufak tefek olmana rağmen çok daha cesursun. Hep de böyleydin zaten. Bunu sakın unutma, tamam mı? Gel buraya, gel. İyiş baba. Küçükken de böyle sulu sulu öpücükler. Ha, sen şimdi büyüdün yani. Ha bu arada minibüsünüz de bir saate kadar hazır olacak. Gençlerin hepsine haber ver, tamam mı? Bir saate kadarsa o zaman benim bir aktivitelik daha vaktim var demek. Akışına bırak, akışına. Bak şimdi. Sen şuraya bir fidan diksen, yıllar sonra gelsen o kocaman bir ağaç olur. Ki sen ona müdahale bile etmemişsindir aslında. Doğa işte. Doğaysa doğa. Sen de doğanın bir parçasısın. Her şey değişir kızım. Su akar, yolunu bulur. Sen akışına bırak, tamam mı? Hadi görüşürüz bakalım. Kumsal nerede? Bilmem. Sen nereye gidiyorsun? Akışına bırakmaya. Her gün yeni bir şey. Akışına bırak. Şimdi soru şu. Biz öpüştük mü, öpüşmedik mi? Yani şimdi bana sorarsan, biz seninle öyle bir duruma geldiysek ben seni kesin öpmüşümdür. Çünkü affetmem ben böyle durumları. Öpmüşümdür yani seni. Bana bak. Söndür şavanı yoksa ben söndüreceğim. Şiştim balon gibi. Ben kendim biliyorum, öpmemişimdi seni. De o hale nasıl geldik onu hatırlamıyorum. Vallahi benim hatırladığım en son şey... Nereye yapacağız şimdi bunu ya? Issız adamıyız biz kardeşim.
saniye, bir saniye. Ben Ayame ile hatırlıyorum. Sen yanımdaydın. Sonra... Kalk. Öpüşelim kalk. Tamam öpüşelim. Yok, gerisi bende yok. Bende de yok. Ne yapacağız ya? Bak, bunu anlamanın tek bir yolu var biliyor musun? Neymiş o? Öpüşeceğiz. Ya bak dinle, öyle değil şimdi. Şimdi bu ilk öpüşmeyle ikinci öpüşme arasında böyle dağlar kadar fark vardır. Ya böyle ilk öpüşmenin anlarsın yani, o aromasından falan çözersin. Gel bir öpüşelim. Bakalım ilk öpücük mü, ikinci öpücük mü? Peki. Çok mantıksız değil. Ama nerede? Buldum. Gel. Ne buldun? Gel. Ne yapıyorsun lan? Anlarsın, gel. Allah Allah. Abi teşekkür ederiz ya. Çalış biraz, çalış. Şişt, duyacak adam. Ne var ya, yalan mı? Ya düşün bak, adam bütün gün köyde. Saçları artmışsın okey masasında. Bir gerilim yaratamıyorsun yani. Yalnız bir şey diyeceğim. Sen hiç fena oynamıyorsun ha. Dedim sana rahat ol diye. Rahat ol. Biz seninle çok iyi kanka oluruz bence. Şaka şaka. Neyse ben gideyim de şöyle bir son işlerimi halledeyim. Temizlik memizlik alacak verecek. Tamam, ben de kamp alanına döneyim. Zaten merak etmişlerdir. De, bu arada çok güzeldi. Dün gece, bugün, her şey, her an. Neyse, gidiyorum ben. Hoşça kal. Kaçak! Neredesin oğlum sen? Amca ne işin var senin burada ya? Ne işim olacak oğlum? Ben iki gündür buradayım. Sen neredesin onu söyle. Buralardayım, buralardayım ya. Sen söyle, niye geldin amca? Seni özledim. Ne? Bana bak, annen eğer okulla ilgili bir şey sorarsa yetenek sınavı de, hazırlık mazırlık de, tamam mı? Kapat konuyu. Niye, ne oldu ki? Ben bir şey olduğu yok. Biz tetikte olalım. Nasıl girmiştin sen okula? Yetenek sınavıyla. Aferin. Rahat yalan söylemek bizim genlerimizde var ha. Ne? Yok bir şey, yok bir şey. Bir daha da ortalardan kaybolma. Artık ne yaramazlıklar yaptıysan. Allah'ım, pis amca şakaları bitmiyor ve bitmiyor. Bir saat otobüs kalkıyor. Ortalardan kaybolma. Toparlan. Excuse me. Do you know where the antique theater is? What? Antique theater. Ha, tiyatro, tiyatro. You go, go, go. Right. İkinci. Two left. And then right and left, market. Yes. Come, come. Olmayacak bile. Come. I show you, come. Bir İngilizce öğrenemedik ya. Bir İngilizce öğrenemedik. Tamam. Rüzgar dingin. Mevsim sıcaklığı normal. Ortam müsait. Hadi, öpüşebilirsek. Neyin var yine Zeki? Ne oldu? Gonca. Hiç dikim bir yer değil yani burası. Bu köpek balıklı film burada çekilmemiş miydi? Ben öyle hatırlıyorum çünkü. Ya şimdi öpüşürüz ya da bir daha tokalaşmayız bile. Tamam tamam. Öpüşelim hadi. Vazgeçmeme ramak kaldı. Efendi gibi uyarıyorum seni. Bu son şansın, tamam mı? Tamam tamam. Hadi. Ölmez sağ kalırsak öpüşeceğiz. Timsah! Yemin ediyorum timsahım, timsah ya! Allah belanı versin timsah ya! Gel diyorum sana, efendi gibi bir odada öpüşelim diyorum. Yok, illa pitonlar zehirleyecek. Bak, piton işte, piton! Yok, ördekler izleyecek. Bu ne ya? Ördekler mi izleyecek? Evet! Benim bir ördek tarafından izlenme fobim de var. Var yani bu. Çocukluğumdan beri var. Ne yapayım? Bak. Kesin böyle çalılıkların arasından bir yerden ördek izliyor bizi. Öpüşme falan yok. Bitti. Tamam mı? Unut. Moron.
My friend, do you know Fellaini? What? Your saç is like his saç. Belgium, futbol. Fellaini lan! Ne biçim adamsın ya? Aa, Batu. Gelsene. Hadi gel. Bu ne ya böyle? Hiç mi darbuka çalmadın? Ya zamanında Ramazan dolu çalmışım var da. tamam aynı şey işte yani. Tam aynı değil ama çok benzer, hemen kaparsın sen bunu. İyi güzel de beni açmaz mı? Açar. Çünkü doğada her şey uyum içinde. Biz de bu uyumun bir parçasıyız. Şimdi ben bir ritim tutturacağım. Sen de bana ayak uyduracaksın, tamam mı? Futbol gibi ya. Futbolda böyle el tutuşup top sektirmiyorlar mı kafalarında? Topun var mı? Ben ona varım. Topum yok. Ama darbukam var. Aynı şey. Bir de takım olacağız, bir olacağız, bir olacak. Denge olacak, denge. Uyum sağla hadi. Akışına bırak. Dinle. Dinle. Başla. Müsaadenle. Çünkü sana verilmiş bir sözüm var. İçinden nasıl geliyorsun? Ama rol yapacaksan gerçekten gerek yok. Hayır. Ya gerçekten istiyorum. İyi tamam o zaman hadi. Tamam. Konuşabilir miyiz? Ben de hayatımda ne eksik diyordum. Benim seninle konuşacak bir şeyim yok Dolunay. Kumsal lütfen. Bak ben artık daha fazla sorun çıksın istemiyorum. Gerçekten. Yani bunca zaman birbirimizi yanlış anladık bence. Ya benim de hatalarım oldu elbet. Ama ben her şeye rağmen senden özür diliyorum. Benim de hatalarım oldu dedin, değil mi? Dolunay, yanlışım varsa düzelt. Benim almadığım bir parayı çantama koydun. Beni hırsızlıkla suçladın. Bütün okulun önünde beni bornozla bıraktın. Yetmedi otele geldin. Bana ilgi manyağı bir prenses dedin. Beni rezil ettin, Eren'i rezil ettin. Kusura bakma Dolunay. Tüm bu yaptıklarından sonra beni o eli sıkma. Şimdi bak, sana ne diyeceğim. Biliyor musun? Biz dün Eren'le çok güzel bir gece geçirdik. Ne yaptıysan olmadı. İşe yaramadı. Kendini iyi pazarlayamadın demek ki. Böyle ortada değersiz bir mal gibi kaldın. Kumsal, gerçekten ben çok özür dilerim. Niye anlamıyorsun? Yine arkadaş olalım. Ne bileyim, her şeye yeniden başlayalım. Ben gerçekten senin sandığın gibi biri. Kumsal! Ne yaptın sen? Amacına ulaştın değil mi? Pislik. İstediğin bu muydu? Kumsal, ben sadece senden özür diledim. Bir de yalan söylüyorsun ya. Yalan söyleme bari. Kumsal, bunu nasıl yaparsın? Neyi nasıl yaparım Eren ya? Ha? Ya sen ne kadar kör bir adamsın ya. Nasıl anlamıyorsun olanları? İnanamıyorum sana. Kumsal, hadi gidelim hayatım. Bırak beni Gonca. Gelmeyin peşimden, yeter.
İyi misin sen? Ha? Keyfiniz bol olsun. Gelsene sen de. Gelsene ya, dans ediyoruz. Sen beni delirtmeye mi çalışıyorsun ha? Sabrımı mı sınıyorsun? Sera'yı mı kıskanıyorsun? Kumsal, ben ne söyledim sana? Bitti o defter, kapandı. Konuştuk biz. Sen bunun nesini anlamıyorsun ki? Sen böyle kafanda bir şeyi yazıyorsun, çiziyorsun, oynuyorsun. Sonra gerçekleşmeyince insanlara kızıyorsun. Adil mi bu? Beni anlamıyorsun Batu. Şu an beni hiç anlamıyorsun. Bak, dün de bunu yaptın. Yapma aynısını. Hiçbirimiz mükemmel değiliz. Hayat da mükemmel değil. Böyle sen her şeyi tas tamam istiyorsun ya, öyle bir şey yok. İnsanlar kusurludur. Onları insan yapan da kusurlarıdır zaten. Sen hep anlayış bekliyorsun ya. Acaba sen karşı tarafı anlamaya çalışıyor musun? Kendine bir sor istersen. Senin doğruların çok doğru. Kumsal. Thank you.
neden konuşmuyorsun benimle? Ne yaptım ben sana? Konuşursam kalbini kırarım Serah. Bırak gideyim. Ya kıracaksan da kır. Ama söyle ne olduğunu. Hep böyle kendini acıdır, tamam mı? Hep her şey seninle ilgili olsun. Hep daha fazla nasıl ilgi çekerim onu düşün. Ne diyorsun kumsal? Telefonlarımızı açmayıp Batu'yu araman. Yanına çağırman. İş bulmuş. Ya bırak bunları Serah. Çocuk değiliz hiçbirimiz. Ben İstanbul'a Batu sayesinde geldim. Tamam, sana ondan nefret ettiğimi söyledim. Ama sen gerçekleri biliyordun. Aramızdakileri biliyordun. Ne hissettiğimi biliyordun. Ya sen kendin söyledin bana sen bu çocuğa aşıksın diye. Söylemedin mi? Sen bu resmin içinde bile değildin ki. Hani bana anlatmıştın ya Cenk'in sana yaptığını. Hani en yakın arkadaşınla arkandan iş çevirmişti. Sen de bana aynısını yaptın Serah. Kumsal ben... Hani arkadaştık biz? Hani yeni hayatımızın en yakın arkadaşlarıydık? Bilekliklerimiz vardı. Takacaktık hep. Sen çıkarıp atmışsın. Problem değil. Ben senin için her şeyi kalbime gömdüm Serah. Çünkü senin de aynısını yapacağına inandım biliyor musun? Çünkü gerçek arkadaşlar böyle yaparlar. Gerekirse en büyük fedakarlığı yaparlar. Ama arkadaşlarını satmazlar. Sen sadece öyleymiş gibi davrandın. Samimi değildin. Bana yalan söyledin. Kumsal, yeter artık tamam. Ben buraya büyük umutlarla geldim. Güzel hayallerle. Herkese iyi davranmaya çalıştım. Dolunay'a bile. Ama siz hepsini birer birer mahvettiniz. Çok teşekkür ederim. Kumsal saçmalamaya başladın iyice. Ne oluyor ya? Kendine gel. Kendime falan gelemem Eren. Anladın mı? Ben de insanım. Benim de bir sabrım var. Denettiniz beni, denettiniz. Yeter artık. Oğlum. Bana dürüst ol, tamam mı? Bak, bana hiç yalan söylemediğini biliyorum. Şimdi yine öyle yap ve yalan söyleme bana. O üniversiteyi nasıl kazandın? Ha? Hakkınla mı kazandın? Doğru söyle bana Batu. Amcanla İpek mi bir şey yaptı yoksa? Ha oğlum, doğruyu söyle bana. Yok anne, sen de nereden çıkardın ya? Batu, lütfen. Ben kazanamadım üniversiteyi. Amcamlar bir şekilde soktular beni okula. Oh. Teşekkür ederim geldiğin için. Çok kötü bir gün geçirdim. Anlatmak ister miyim? Vallahi isterim de... nereden başlasam bilmiyorum ki. Çok zorladılar beni. Çok. Hepsi onların suçu. Kimlerin? Haklısın. Senin, benim, bölgelerimiz. Bir türlü peşimizi bırakmayalım. Gerçekten. Sen niye ona göl götürüyorsun?
bir hikaye. Merak ettim. Özel değilse tabii. Sen neyin korkusunu yaşıyorsun ya? Sana annem bana küçükken anlattığı bir hikaye anlatayım. Bizim evde benim odam böyle sık ağaçlı bir yere bakardı, tamam mı? Oraya da duvara ağaçların gölgeleri vururdu. Benim odam böyle sık ağaçlı bir yere bakıyor. Ben de geceleri böyle sürekli sesler duyar. Hatta bir tane selvi ağacı vardı. Böyle dolunay olduğu zaman gölgesi tam benim odama vururdu. Böyle gül yabani gibi karşımda. Sonra annem bir tane oyun öğretti bana. Seslerden müzik yapma oyunu. Ben bunu yapınca o korkunç sesleri o gölgeyi evcilleştirdim sanki. Bir yaptım, iki yaptım. Bir baktım uyurken sadece bir melodiye eşlik ediyor. Aynen. Kapat gözlerini. Dinle cinci böceklerini. Geçecek. Hepsi geçecek. Ha? İşte o kadar ya. Adı neydi bu gölgenin?